Manşet haberden herkese merhaba. Rejim yargısından şok karar. Hakaret Soylu'nun resmi görevi. Evet, rejim yargısı böyle bir karar da verdi. Mahkemeye göre hakaret etmek Soylu'nun resmi göreviymiş. Peki nereden çıktı bu karar derseniz şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 29 Eylül'de Selahattin Demirtaş hakkında katil, iğrenç, aşağılık demişti. Bu hakaretlerini tweet yoluyla yapmıştı. Bunun üzerine de HDP eski eş başkanı Demirtaş, Süleyman Soylu'yu Ankara Başsavcılığına şikayet etmişti. Savcı düşündü taşındı, olmadı saraya sordu ve kararını verdi. Ve aynen şöyle dedi. Şikayet dilekçesinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakaret suçunu işlediği iddia edilmiş ise de hakkındaki iddianın görevinden kaynaklanan eylemlerle ilgili olup bakanlık görevi kapsamında bulunduğu. Evet, yanlış duymadınız. Her türlü hakaret, küfür Bakan Soylu'nun görevi kapsamındaymış. Bilmiyor değildik ama mahkemede tescillemiş oldu. Bu arada İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak dediği iddiasıyla siyaset yasağı konduğunun altını çizeyim. Ve yine altını çizeyim, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın tercümanı için hanım kız demişti de AKP'liler ayağa kalkmıştı. Nasıl böyle aşağılayıcı bir şey diyor diye kıyameti koparmışlardı. İktidardaki zevat kendine biat etmeyen herkese hakaret edebilir. Her türlü küfür edebilir. Hain, çürük, sürtük, sülük, şerefsiz, haşhaşi, gerizekalı, haysiyet fukarası, sefil, eşkıya, haysiyetsiz, onursuz, sanatçı müsveddesi, edep fukarası, kan emici diyebilir diyorlardı. Ama bunların hiçbiri suç olmaz. Muhalif gördüğü herkese rahatlıkla küfredebilirler. Ama bunlara yönelik ağzınızı azıcık açıp eleştiri yapsanız derhal hapsi boylarsınız. Şu ana kadar Erdoğan'a hakaret iddiasıyla on binlerce yurttaşa soruşturma açıldı. Yüzlerce kişi ceza aldı, hapislere atıldı. Neyse artık yargı iyice tescillemiş oldu. Hakaret, küfür onların görevleri kapsamında. Hani milleti soyup soğana çeviriyorsunuz. Muhalif kimi görseniz soruşturma açıyor, hapislere tıkıyorsunuz. Bari küfretmeyin diyeceğim ama neyse.